Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Havada karanlık ama ben şimdi ne yapıyorum? Burada mutfaktayım. Bir şeyler almıştık, onları bu sefer göstereyim dedim. Fazla bir şey yok zaten de. Bizim geçen en son yayınladığım videoda gördüğünüz hamsiyi de bu balıkçıdan almıştı eşim. 2 kilo ayırttırmış. Fiyatına inanın bilmiyorum şu an eşim. Dışarıda ben önden geldim, balıkları aldım. Biraz yürüyüş yaptım yağmurda. Hem 2 kilo balık ayıklamadan dolaba koyacağımız için çok güzeldi o gördüğünüz yediğimiz hamsi de. Bu dolaba koyulacak 2 kilo hamsi. Bu da güzel böyle bahçeden getirip arabada satıyorlar burada yol boyunca, yürüyüş yolunun orada. Gayet güzeldi. Gördüğünüz gibi bahçeden. Markette baktım, hiç güzel olmayan ıspanak 5 liraydı. Bu da 5 lira ama hiç değilse güzel. Belki börek yaparım, belki kavurur yemek, her neyse. 5 lira kilosu, 5 lira buna verdik. Bir de hemen onun yanında bir arabada da bu sene hiç yemedim desem yeri var. Döngel. Yani bizlerde annemler, bizler de öyle alışmıştık döngel diye, ama muşmula denir biliyorsunuz. Bunun da kilosu 10 liraymış. Eşim ben istemiyorum dedi ama ben kendim için azıcık yerim dedim. Ben severim. Dediğim gibi hiç de yemedim. 5 liralık, yani yarım kilo bundan aldık. 5 lira da o. Ondan sonra şurada ne var? O muşmula satan abi de bir de fıstık vardı. Birkaç tane şey diye tripoda da takmadım. Şöyle yarım kilo. Burada böyle fıstıkçılar da köylerden getirip satıyorlar. Bu da yarım kilo. Fıstık o ne kadardı? O da 10 lira. Yani ıspanağın kilosu 5. Şeyin döngelinki 10. Fıstığınki 20. 5 lira buna verdik. 5 lira ona verdik. 10 lira da o. Balıkları da bilmiyorum. İşim şimdi bu baca dediğimiz yerde dürüm yapıyorlar, çok güzel aslında, onu alacaktı. Onun için sen balıkları al çık dedi. O ekmek alacak, bir de dürümleri alacak gelecek. Bu kadar yetişseydi onları da çekerdim, ya da bu videodan sonra onu da yine çekerim belki. Bilmiyorum. Bugün yeni video yayınladığıma göre çıtır çıtır kızarmış hamsiyi gördünüz. Görüyorsunuz şu anda. 3 gün sonra da inşallah bunun peşine yayınladıklarımı göreceksiniz. Evet arkadaşlar, az önce kapı çaldı. Ben size demiştim ya, eşim daha dışarıda dürüm yaptıracak diye. Baca dürüm diye böyle bir yer var. Gerçekten çok güzel. Şu an açamıyorum ama dürüm bu şekil bunun içinde. Ondan sonra bir de biz salça bakmıştık. O salçayı almış. Yani baktık yolda satıyorlar öyle, işte dediğim gibi köylerden gelen. Hatta ıspanak aldığımız amcadaydı. Bunun 4 kilosu, o zaman baktık almadık ama eşim almış gelmiş şimdi. 4 kilosu 100 lira. Yani 25'e gelmiş oluyor. Çok güzel köy domatesi. Domates salçası kavrulmuş. Kavrulmuş bir de salça. Fırınlanmış diyeyim işte. Ondan sonra balıkların fiyatı da az önce söylemiştim ya, 2 kilo balık dolaba koymak için hamsi 25 liraymış. Ama tanıdık olduğu için, işte devamlı ondan aldığı için, o çıtır çıtır kızarttığımız hamsi de onundu söylemiştim. 20'den vermiş işte, balıkların kilosu 20 lira hamsinin. Fıstığımız, ıspanağımız. Bugün burası ne tutmuş o zaman hesaplayalım. 100 lira sadece salça. Normalde şey alıyorduk işte, öncünün veya işte tat, ne varsa hani, eğer önce bulamadığımızda o tür alıyorduk işte, 1 kiloluk sanırım onlar, 1 ya da 1,5 kiloluk. Şimdi bu iyi olur, bayağı bir zaman gider, bunu kavanoza bölerim. 2 senede dursa bir şey olmuyor dedi çünkü oradaki abi. Aslan dürümler ne kadardı? 20. Bir tanesi mi? Hayır, işte. Ha, 2 dürüm 20 liraymış. Arada yani her zaman almıyoruz. Yalnız açamadığım için şunu gösteremedim ama. Yani 20 liraymış ikisi.
Neyse biz soğutmadan onları yiyelim. Kendim yoğurt yapıyorum zaten. Ayran yapacağım ondan, yoğurdum var. Burayı da böyle kapatayım. Bir şey vardı sanki aklımda. Her şeyi hesaplıyorduk. Şimdi bugün yani 25 demiş ama 20'den vermiş ya. 2 kilo balık 40. 100 lira salça. 40 lira da o. 140. 10 lira fıstık. 150. 5 ıspanak. 5 de muşmula. 160. 20 de dürümler tutmuş. 170, 180 vay anasını, ekmek de aldı tabii. Gördünüz mü arkadaşlar, işte bu kadar yani, bu kadarcık şey. Tabii salça bayağı bir zaman gider. Diğerleri yiyeceksin bitip gidecek ama bu kadarcık şey 200 lira, düşünebiliyor musunuz? Neyse ben kalkayım şu sıcak dürümü yiyeyim de. Yiyelim. Ondan sonra aklımız başımıza gelsin. Hem de diğer işte bugün yüklediğim videonun yorumlarına birkaç kişiye cevap verdim. Sonra hem dışarı çıktım hem YouTube gitmişti. Onlara devam edeyim. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, ben yemeye başladım bile. Dürümü dedim böyle açıp gösterememiştim ya o zaman. O kadar güzel ki daha fazla soğutmadan yemek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Ayranlarımızı da yaptık. Aslan Bey'di. Böyle. Görüşürüz. Ben bunu da göstereyim dedim. Süper. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yaptık? Bugün kalktık. Kahvaltı yaptık. Normal kahvaltımızı ortada topladım. Hatta kahvaltıda tost yapmıştım. Makine burada. İnşallah bir gün hazırlarken de çekerim de. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Tezgah bu kadar. Zaten görüyorsunuz şeylerde. Bakayım nasıl alayım. Şöyle. Şu kadar. Ben de kalabalık sevmiyorum ama şimdi tezgahta normalde sevmem de yer de yok. Ya şişeleri duracak tabii ki. Şurada farklı yere koyabiliyoruz ama nar ekşisi. Şuna da sirke koyup değerlendirdim nar ekşisi bitince. Şöyle nar ekşisi, sirke şişeleri de şimdilik orada kalmış. Alıyorum onları. Kahve makinesi kettle mecburen orada. Tost makinesi de dolabın üstüne çıkacak tabii ki. Başka yer olmadığı için. Ondan sonra masanın altı da dolu. Ama onu başka bir gün belki çekelim. Dolap gibi bildiğiniz kavanozlarla, turşularla her şeyle dolu. Fazla dolap olmadığı için. Bu arada bugün güneş, hava açık. Sardunyam'da çok güzel. Ne göstereyim? Çok güzel duruyor burada. Ayrıca cam kirli değil, onu da söyleyeyim. Buralar çift cam, alüminyum doğrama ama çift cam. Nasıl gösteremedim. Böyle bu şekil durduğuna bakmayın. O kir değil. İki camın arasına su girdiği için camın değişmesinden başka bir çare yokmuş. O yüzden o şekil duruyor. Şuradaki iz falan yani hiç çıkmıyor işte camdan. Her neyse, ben ne gösterecektim, neye döndüm. Dediğim gibi tezgahım bu kadar. Şurada deterjan, hadi çaydanlık falan şimdi. Bu kadar. Ben esas haftalık sütümüzü almıştık. Yoğurdum bitmişti. Akşam bulaşıklarımı yıkadım. Sabah genelde evde yıkıyorum gerçi de makine müsaitti. Bu sefer makinede yıkadım. Ondan sonra kahvaltıdan sonra eşim gitti, sütü de aldı. Burada üflemem gerekiyor, taşıyacaktı. Burada köylerden süt geliyor. Alıyoruz, iyi oluyor işte haftalık böyle 5 kilo. Ondan sonra güzelce kaynatıyorum. Şimdi dedim neden çekmiyorum, işte kaynarken çekeyim. Kaynadı hatta, ben küçük ocağı aldım işte biraz önce. Şurada büyükteydi. Birazcık daha dedim şöyle kepçe içinde azıcık daha göbek atsın. Ondan sonra şey yapayım. Taşırım diye altını yine kısmıştım. Arkada da ne var? Tavuk vardı dolapta. Bir paket. Onu böyle koydum, yıkadım güzelcene. Parça tavuk. Biz böyle acılı da severiz zaten. Bol pul biber, tuz, karabiber, pul biber, kekik, her şeyi koydum içine, baharat. Güzelce kaynasın. Eşim böyle haşlama çok seviyor. Aslında ben patates atabilirdim. Ama o istemiyor. Güzel suyundan da içer, tavuğundan da, belki pilav.
Pilav da istemiyor gerçi yeni yedik diye. Ben kendime belki az makarna pilav bir şey yapabilirim yanına. Sonra bu sütü kaynarken böyle çekti. Şimdi kapatacağım. Birazdan tabii ki şu tezgaha tost makinesini kaldırıp oraya koyuyorum ben. Ondan sonra üstünü başını sarıyorum mayalayınca orada mayalanıyor. Çoluk çocuk da yok. Bir şey de olmuyor zaten, takılmıyor kimse. Diyeceğim ben bunu mayalarken de çekebilirim unutmazsam. Bir de olmuş son halini çekerim. Aa, çok şükür her zaman güzelce oluyor. Böyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, şimdi sütüm şöyle küçük parmağımıza bakıyoruz. Yeteri kadar ılıdığı için mayalayacağım. Daha önce de kaynatınca çekmiştim biliyorsunuz. Herkes biliyor ama yine de ben söyleyeyim. Böyle 2-3 kaşık kadar yoğurdum vardı. Sütten aldım, karıştırdım. Bildiğiniz gibi zaten böyle döküp mayalıyorum. Sadece ben farklı bir yöntem olarak, önceden ben de kapak kapatırdım. Artık kapatmıyorum, onu göstereceğim. Bayağı da kaynar varmış. Biz daha önce çektiğim parçada söylemiştim, işte burada köyden süt getirenler var. Oradan alıyoruz. Böyle güzelce karıştırıyorum. Bir türlü kavanozda yapamıyorum. Aslında kavanozlarımda var bir sürü. Şuradan şeyi almamışım. Tenceremde mayalıyorum. Alışmışım. Yalnız şöyle süzgeç. Bir tane böyle plastik süzgeç. Tencerenizin mayaladığınız kabın üstüne olacak şekilde böyle koyuyoruz. Kapağı koymuyoruz. Kapağı koyduğumuz zaman biliyorsunuz buhar oluyor. O da su oluyor. Bakın şimdi. Şurada da mutfak bezleriyle şeyle örteceğim. Bu süzgecimin üzerine örtüyorum. Ondan sonra şöyle yine örtüyorum. İşte yanlarına falan. Gerçi yanlarına şart değil de sofra bezi de örteceğim için. Böyle mutfak havluları, bezleri koyup, ay şöyle açayım dedim. Sofra bezimle de güzelce sarıyorum. Allah'ın izniyle saat şu an mayaladığımda 5:30. Yani 5-6 saatte de tutuyor ama ben yine bir 7-8 saat oluyor. Yani iyice tutuyor. O zaman da çekeceğim, göstereceğim. Şimdilik bu kadar olsun. Bakalım. Tutmuş halini de göstereceğim size. Göreceksiniz, hiç buhar da olmayacak. Evet, şimdi yoğurdumuz tutmuş mu? Beraber bakacağız. Yaklaşık bakayım. Kaç saat oldu mu? Şu anda gece 1. Yani şöylece alsam. Evet. Bakın. Şöyle ışığa doğru çeksin. Gördüğünüz gibi fazla kımıldatmak istemiyorum. Çünkü yoğurt tuttuktan sonra bozmadan bir 12 saat geçmesi gerekiyormuş. Işık da böyle çok şey geldi. O yüzden şimdi ben bunu şöyle yavaşça gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hiç su yok, hiçbir şey yok. Üstüne biliyorsunuz süzgeç kapatmıştık. Böyle bir, ister plastik ister nasıl süzgeç olursa. Şimdi bunu ben koyayım Allah'ın izniyle. 12 saat hiç bozmayayım. Görüşürüz. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Maşallah, taş taş konuşmayayım dedim, yine konuştum. Kapanış yaptığım için konuşmayacaktım ama bakın dolapta durdu, sabah çekiyorum. Süper.
Gerçekten süper. Herkese tavsiye ederim. Kendi yoğurdunuzu kendiniz yapın.